Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hem de nerede okuyacağım biliyor musun? Muhakimatta. Çelik? Çekirdek. Çelik çekirdek. Hakikaten öyle. Ama böyle tek tek çalışılıyor abiler. Yani çalışıldığı için göstereyim ben size. Muhakemat böyle çalışılmadan kimseye bir şey verilmiyor. Allah da istemek için ilk önce verdi. Seni yarattı sonra istiyor. Ben de çalışıyorum, o da bana veriyor. Adet-i ilahi. Şimdi hemen başlayayım. O kadar yer var ki, o kadar güzel var, o kadar güzel yerler var. İşe atacağız. 170'ten başlayayım. İşe atacağız da psikoloji var mı? Allah Allah. 170. Ha bak burada. Üstünden bir cümle okuyacağım. Niye güzeli göremiyorum? Takdir edemiyorum. Niye evde kavga ediyorum? Bir sebebi. İnat ile bakan adam hikmetini bilmez. İnat oldu mu? Kör eder adamı. Kör olmamızın bir sebebi de inat ile bakan adam hikmetini bilmez. Nasıl bakacak peki? Tereddüde düşer inatla bakan. He böyle oynaklı bağırıp çağırıyor ama içinden olan hakikaten doğru da olabilir mi lan? Tereddüde düşer. Sonra o havası gidince Gayzi sorar. Neydi ya o ya, nasıldı ya? Biraz önce hani itiraz ediyordu. En nihayet istihkar ile inkara gider. Baktı ki ya benim kafama yatmıyor. Olmaz böyle şey diyor. Peki ne yapacak? Mümin insaflı olduğu için. İnsaf ne demek? Evet. İnsaf nısıftan geliyor. Ya biliyorum bilmiyorum. Bakayım bir dakika. Bu adam ne diyecek? Veya eşim ne diyecek? Bir de onu dinleyeyim ya. Bir de onu dinleyeyim. Ama bol gibi. Kedi surata dalar gibi. Köpek kavlar gibi. Dur lan dur. Ben çalmaya gelmedim bahçeye. Benim komşum. Dur köpek. Havlama dur. Benim dostum ya. Dur onunla bir. Ben çalmaya gelmedim ki saldırıyorsun. Daha sonuç bir içerik olmadan. Dur lan. Oluyor. Demek ki mümin insaflı olduğu için insaf nısıftan gelir. Hemen öyle ortadan bakar. Ne insaf olunca nasıl anlarız insaf olduğunu? Allah'tan olduğunu tasdik eder. Allah canibinden bakar. Kudretin azameti altından Allah madem buna hak verdi, isyan etmeye hak verdi. Kendisine küfretmeye Allah müsaade etti. Bana hakaret etse ne olur? Musa aleyhisselam geçmiş ümmetleri biliyor ya. Peygamberlerin isyan etmişler. Allah da bir kısmını helak etti. Musa aleyhisselam dedi ki arkadaşlar, ya Rabbi diyor, görüyorsun, duyuyorsun, bak diyor, bana küfrediyorlar. Hakaret ediyorlar diyor, senin kulların. Allah'a şikayet ediyor. İstiyor ki, böyle çevirsin yani. Ümmetin alabora edilsin. Bekliyor ki, ya Musa çık şehirden, sana tabi olanlar, ben bunları böyle yapayım. Allah ne diyor biliyor musun? Allah da diyor ki, ya Musa, onlar bana da küfrediyorlar. Allah Allah ya. Böyle sarılasın geliyor değil mi böyle? Tabi estağfurullah, ne kadar hoş bir Allah ya. İnsan çok sevip keyif alıyor ya. Musa aleyhisselam merak ediyor bu anda ne olmuştur. Yani herhalde ya. Başka bir yer. 162 gene inşa edeceğiz. Sonra muhakimata gireceğim. Dedik ya sabah kadar buradayız. Diyor ki burada. Hadiselere, olaylara... En böyle kanser, korona, şu dahi Allah'ın inayeti ve rububiyeti mülahaza etmekle beraber Allah bu kainatı, Allah'ın bu kainatı, icraatı, Kastamonu 220, 2 miydi? 220, rububiyeti, hikmeti, adaleti, inayetiyle bak diyor. Biz kusur eksik görmemizin sebebi resmi bütün göremediğimizdendir. Mesela şu resmi. Beyazını görsek Allah Allah bunu niye beyaz boyamış?
Ama bütün baktığın zaman o ne kadar hoş değil mi? Mesela insan da böyle. Sırf o sözle, o fiille, o adam değil. Bütüne baktığın zaman eşine, dostuna hakikaten güzel tarafı da var ya. Şeytan değil ya. Ya hiç güzelliği yok. İnat ya biraz önce okudum. Hiç güzelliği olmayan şeytandır. Hiç eksiği olmayan melektir. Sığırın, hayvanların ne iyiliği vardır ne kötülüğü vardır. İşaret-i Caz'dan söylüyorum. Hayvanların iyiliği de yok, kötülüğü yok. Ne var peki? Hayvandır. Hayvan. Meleklerin hiç kötülüğü yok. Şeytanın hiç iyiliği yok. İnsan ve cinlerin hepsi var. Hurda karşı her şey içinde vallahi. Hem iyilik her çeşidi hem de her çeşit kötülük. Ama iyi ki insan olmuşuz ya. Demek ki nasıl bakacağız? Bir, hadiselere Allah'ın inayeti ve Allah Allah'lık yapıyor. Rububiyet o. Allah canibinden bakmak lazımdır. Bu bakışta ancak nuru imanla olur. Nasıl yapacaksın? İman nuru yoksa. Arkadaşlar, bu dünyaya, bedene, kafa gözü nedir? Şu nedirse, iç aleme iman odur. Tamam abiler, gençler. Kafa gözü var ya şu abi. Sen kapıya, adı neydi abi tatlım? Bilal. Aa, daha önce görüşmüştük. Bilal, bu göz var ya. Ben bir kapatır mısın bir 10 saniye? Kapat, ben sana aç diyeceğim. Kapat, kapat. Açma, bak dayanamıyorsun değil mi? Bak aç şimdi. Bilal kaç yaşındasın abi? 15. Bak göz neymiş değil mi? Oo. Ha, bu vücuda bu kafa gözü neyse kalbimize, ruhumuza, sıkıntılarımıza, dertlerimize, kederlerimize, canım sıkıldı, moralim bozuk, kendimi kontrol edemiyorum. Bunlara da bir göz. Nasıl ki göz, güneş nurundan istifade edip her şeyi, aa bu budur, bu da budur, sopaya atıyoruz. Yoksa ama sopayla dolaşıyor. Veya birisi kolundan tutuyor. Aa bu budur, bu da budur, görüyoruz. İç alemimizdeki dertlere, sıkıntılara, kederlere, tasalara, canım sıkıldı, moral bozuk, niye dedi, nasıl yaptı ya? İman olunca, biraz kaliteli bir iman, ha bu zaten böyle olacaktı, bu da böyle olacaktı, ne olacaktı? Ha bunu nasıl yaptı? Ona o yakışıyor canım. O adam öyle seni. Bırak Allah'ın panayırı ya burası. Her çeşit insan olacak ya. Burası pazar. Onun için dünyaya ve bedene, kafa gözü neyse içimizdeki dertlere, sıkıntılara, çözümleyemediğimiz, izah edemediğimiz duygulara, hislere, fikirlere de iman odur. Onun gibidir. Bu bakış da ancak nur imanla olur. Bu itibarla vehimler olsa bile ancak örümcek anın kıymet ve kuvvetinde olur. Yani vehim şu, düşünce bozukluğu. Mesela şöyle diyeyim, düşünce bozukluğu ne demektir diye. Missis'teydim Adana'da, dershanede. Orada acilde görev yapmış baş hemşire vardı. Korona hastanesiydi orası, seçilmiş. Ve onun başıydı, yani hemşirenin başıydı. Kendisi anlattı. Dedi ki, adam odada salında yatıyorlar. Sağdaki öldü, soldaki can çekişiyor. Öndekine de beyaz perde koymuşlar, ötekisi de getirmişler. Bu adam iyi olabilir mi orada? Olamadığını şöyle diyor kendince. Uyku ve yapıyoruz diyor, uyutuyoruz. Bütün kan değerleri çok güzel. Uyanıyor ne oluyorsa, bütün kan değerleri bozuluyor. Kan değerlerini bozan nedir şimdi? Uyandı ama ne oldu uyandı? Düşünceleri. Ona baktı düşündü, buna baktı düşündü. Olumsuzladı. Ve ben de diyordum, ya koronayla evde ölen var mı? Niye hep hastanede ölüyor? Yani sırasını bekleyen mezbahadaki hayvan gibi. Biraz sonra sen de öleceksin. Çünkü öyle oluyor, hocam çekişiyor. Onu da beyaz örtü örttüler. Ben orada iyi olamam ki. Gitmeyecek miyiz? Gideceksin ama akıllı gideceksin. Şimdi niye bu misali verdim? Vehimler olur, olumsuz düşünce olur. Sebebi olumsuz insanlarla, olumsuz ortamda olduğumuz için. Bu ortamda olumsuz düşünemezsin şimdi. Şu anda en kötü adamda ben kötüyüm diyemez.
Çünkü bu ortama girmiş. Kötü olmaya şansı yok. İkide bir bak. Bakıyorum, isimle şey yapıyorum, uyutmayacağım. Uyutmam mümkün, şansın yok. Çünkü sana şeyin, hey dediğim zaman ne yapacaksın şimdi? Yani kötüyü düşünme şansımız yok. Ha. Vehimi anlatmak istedim yani. Kötü düşünceye sebebiyet veren ortamdır, şahıslardır. Yoksa insan doğasında kötü düşünmez. Eğer mümkünat cihetinden cüz'i fikriyle, müşteri nazarıyla bakarsa, mesela bu kitabı alıyorum abiler, gittim sergiden, müşteri nazarı, bir de satıcı nazarı var. Satan ne der? Bak hele, yazının fiyakasına bak, artistliğine bak, rengi acayip, ne kadar da hoş, bak açtığın zaman kırılmaz. Bir sürü Mehmet ne yapar, met eder değil mi? Bunun satıcı nazarıdır. Kusur görmez. Kusur hiç göstermez. Müşteri nazarı ucuz alacak ya Ömer. Bak diyor, burası çizilmiş. Bak burası da kullanılmış. Öyle diyorsun ama rengi de soluk yani. Hattı da o kadar şey değil. Kimisi met ediyor, kimisi zemm ediyor, kötülüyor. Satıcı nazarı kusur göstermez. Müşteri nazarı iyilik görmez. Hep kusur görür. İşte iman arttıkça satıcı nazarı gibi hiç kusur görmez. Burada diyor ki müşteri nazarı gibi olur iman zayıf olunca. E niye böyle öyle? E tamam ama niye böyle dedi? Niye bu böyle? Mesela Almanya'daydım. Selam olsun. Orada belki de dinliyorlar ailece. Şimdi hastalık hastası var bir tane. Anlatıyorum. Bak hastalığı Allah 46 şu şeyde mektubatta. Yani yeknesak hayat var ya, standart hayat. Onu değiştirmek lazım. Hastalığı anlatım, yarım saat. Bak iyiyim. İyi olmasam bile iyiyim dersen, nasıl düşünürsen vücut ona göre çalışıyor. Mesela hepiniz iyi değiliz, kötüyüz. O öksürüyor, bu öksürüyor. Ben burada iyi olamam. Şimdi vücut diyor ki, ey efendi akıl, bana ne mesaj veriyorsun? Hastayım, iyi değilim, hastayım. Vücut nasıl iyi olsun ya? Böyle bir şey olur mu? İyiyim, iyiyim. Şansı yoktur vücudun. Mecbur iyi olmak zorunda. Bunu anlattım yarım saat. Şimdi ne demesi lazım? Şimdi nasılsın dedim. İyi diyelim de iyi olalım. Dedim ya Rabbi ya bedenim Allah bir Allah iyiliğini versin. Sen artık kısa bir zamanda 3-5 sene içinde mübalağasız sanki olmuş 70 yaşında. Olumsuz düşününce öyle. Peki niye olumsuz, olumlu düşünmek istiyorum? Lezzet almak istemiyorsan ağzındaki şekeri çıkar. İstanmak istemiyorsan sudan çık. Hem sudasın hem istanmak istemiyorum. Olmaz. Derse gideceksin, kitap okuyacaksın. Başka olumlu düşünmenin yolunu bilmiyor. Veya peygamber olacaksın, vahiy gelecek sana. Bak biz de çalışıyoruz. Neye safım ben? Neye çalışıyorum? Bak bunu psikolojiye nasıl çıkarıyor? Sen tam böyle çalışma ama 5-10 dakika Risale oku. Haftada bir gün derse git. Kur'an'ını da oku. İyi insanlarla oturup kal. Olumsuz insanlarla oturup kalkma. Telefon etme. Sen şimdi böyle insanlarla oturup kalkarsan iyi değilim, iyi diyelim de iyi olalım. Bunlar zaten yanında kazak hasta olursun. Yani. Mesela hastanede refakatçılar kalıyor. Refakatçılar da hasta ile beraber hasta oluyor. Orada diyor o 6 ay önce cep katı yapsaydık, yok MR çekseydik, KGB mi çektirseydi falan. Bu sen de diyorsun o hakikaten ben hiç MR çektirmedim ya. Röntgen çektirmedim, kan tahlili yaptım ama acaba yaptırsan hasta olmaya başlıyorsun ya. Hasta değil, hasta oluyorsun. Evet, cüz'i nazarı, müşteri nazarıyla bakarsan zayıf bir vehim bile onun nazarında dağ gibi olur. Cudi dağının dağını gözün rüyetinden men eden sineğin kanadı gibi. Zayıf küçük bir vehim de hakikati onun gözünün görmesine set eder. Mesela dağ görüyorsun, Ağrı Dağı'nı görüyorsun. Bir sinek geliyor bu kadar kanı, gözü kapatıyor. Hani Ağrı Dağı? Dağ yok. Dağ ne yaptı? İşte olumsuz düşünce bu. Olumsuz düşünce koca müsbet Allah'ın kainattaki tasarrufatını görmez. Şimdi hazır olun mahkemattan. Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim.
Yeni başlıyoruz ha saata. Bir kimse bir yere kaçmasın. Ey gidi Hızır abi ya. Ey gidi Hızır abi ya. Ben öyle dert. Kapıyı kapatsan kimse çıkmasın. Bir, olumsuz görmenin sebepleri. Arzu-i hilaf. Hep farklı görme arzusu, meyli. İki, İltizam-ı taraf-ı muhalif. Olumsuz tarafın tarafgiri olmak. Üç, mazur tutulmak için kendi evhamına bir hak verme. Benim hatırıma geldiğine göre bu herhalde böyledir. Bir asla irca etmek, mecmun neticesini bir fertten istemek. O kadar ya. Vallahi bu cümleleri bir kitap yazarız bak. Yeni mahkemata göre 111. Bak canım. Nedir biliyor musun? Bak. Mecmun neticesini her bir fertten istemek. Mesnevi'nin üreden de şey yapacağım onu. Şimdi kardeşim, beni gördün. Benden beklemek istediğin her şeyi bir anda bir 45 dakika derste olur mu? Mesela eşinde görmek istediğim böyle bir hayal, evlenmeden önce bir hayalinde evlilik vardı. Yani bir hanım modeli vardı. Bir insanı bak mecmu, bir insanda beklenilen bir şeyi her bir hareketinde, her bir konuşmasında o seviyeyi beklemek. Onu Allah Resulü için de söylüyor. Allah Resulü Miraç'a giden bir zat çarşı içinde pazarlık yapıyor. Ya bunun aklın, ya olur mu ya Miraç'a giden bir zat pazarlık mı yapar? Bak farklılığı düşünemiyoruz. Düşünebiliyor musun? Miraç'a giden, sahabesi, onun arkasında namaz kılan, buyur ya Resulullah, her şeyin itaatine sahabesi, satıcı onunla pazarlık yapıyor. Nasıl zıt duygular? Değil mi? Akşam şeydi ya, Resulullah'tan ders alıyordu. Geldi çarşıda, çarşı pazarda mübahese ediyor yani. Ticaret yapıyor. Çok hepsini ayrı kontrol et. Yani diyor ki, mecmunun neticesini her bir fertten isteme. Her sözden, her hareketten çok tuhaf değil mi? Bak psikoloji görüyor musunuz? Ben serotonin, depamin maddesi eksiktir. Böyle yapıyorsan şu madde öyle bir psikoloji, beden eksenli psikoloji şey yapmıyorum ben. Bak nasıl bir psikoloji. Evde takıntı var. Ya böyle bak şöyle doktor diyor ya şu ilacı şöyle bak. Bak ustad ne diyor? Psikoloji psikoloğa bak. Ustad diyor ki gelen kadına diyor ki kocan anası gibi ol. Erkek diyor ki gelen kadına babası gibi ol, dostu gibi ol, arkadaşı gibi ol. Bakın nasıl psikoloji. Her bir insanın sözü Mehmet ve davranışı onu tanımlamaz. Bugün müsaade etmem sana. Bugün berat boşuna. İnsanı güzel aynı olamaz yani. Her bir davranışı genelleyemezsin onu. O hatta diyorum ki arkadaşlar yeni gelenler de vardır. Buraya geldi 5 defa gel. Kafana yatmıyorsa gelme. Git tarikata 5 defa git. Kafana yatıyorsa, yatmıyorsa 5 taneyi hulasa et, kıyatıyorsa git. 5 defa. Belki ilgini çekmeyen bir derse geldi. Ben bak söylüyorum. İlgini çekmedi. Bugün ağır olabilir bilmem ne. Başka bir derse de gel. İlle geleceksin yok. Hayır benim defterimde bu yok. Meşrebimde yok. 5 derse gel. Ortalama bir bak. Bu benim işime yarar mı burası? Yaramıyor diyorsan gelme kardeşim. Senin rızkın başka yer. İnsanların peşinde değiliz. Şimdi başka bir madde. Hem de bahaneli çocuklar, çocuklu tabiat gibi olma. Çocuklar mızmızlık yapar. Mesela zorla tıkarlar yemek. Niye tıkar? Çocuk bunu istiyor. Benimle alaka olsun diye. Fıtratta açlığa karşı tahammül yok. O çocuk yemiyor diye arada kaçırıyor. Yiyor senin farkında değilsin. Yemiyorum diye naz yapıyor. Yedirme bakayım aradakine bak nasıl yer. Açlığa hiç kimse tahammül edemez. Açlıkla Allah'ın bizi terbiye etme demiyor muyuz? Çocuk bunun dışında değil yani. Tıkıyor. Tabii ki tıkasın. Ha. Çocuk bahaneli gibi ya nazlanıyoruz. Öyle ama ya alttan alsın o. Yapma. Hem
Hem de mahalleli düşman seciyesi. Böyle düşman bakar böyle, bir kusur yapsa da tepesine binsem, akşamki intikamı alsam sofrada yaptığı yanlışın, o ben, lan ben bir şey demedim ama bu olaydan niye ya böyle bağırıyor, çağırıyor? Hani diyoruz ya, meğer daha önceki olayın ifade şekli burada. Yani bu kızmak, bu olaya kızmak değil, bardağın taşmış damlası artık. Başka? Yani bu kendimizi, karşıyı tanımlamak için değil, kendimizi, vay bir anda niye tepki veriyorum? Bir dakika dur, dur Hasan, bu tepkiyi niye verdin bu kadar? Değer mi lan bu kadar olaya? Bu tepki aşağı basit bir şey ya, mesela babasına, babası çocuğuna, eşi kocasına, kocası eşine, kardeşler birbirimize. Niye böyle kusur tenkit yaparız? Muhabbet yok olduğu için. Muhabbet gözü kusur görmez diyor usta. Öyle demiyor mu? Eğer kusur görüyorsan, böyle dedi ya, böyle yaptı, kusur görüyorsun, muhabbet yok. Sen onun kusur yaptığı yapmadığına değil, senin ona karşı muhabbetin yok olmuş. Muhabbet olsaydı, o kusurun 10 katını da yapsa, o kusurun 10 katını da yapsa halı altı yapardın. Sevdiklerinin kusurlarını halı altı yapmıyor musun? Değil. Ustad söylüyor değil mi? Bir daha söyleyeyim. Muhabbet gözü kusur görmez. Görüyorsa muhabbet yoktur. Muhabbet olsa o kusur halı altı yapılır. O zaman kavgaların, gürültülerin sebebi olayın kendisi değil, muhabbet azlığındandır. Psikoloji budur. O zaman uhuvvetimizi sağlamlaştırmamız lazım. Sonra hem de yalnız aybi görmek şanından olan müşteri nazarı gibi eminlerden onu konuştuk. Sonra miratı taskil ve tasfiye et. Yani mirat da acayip. Şimdi ben aileye geçtim. Ulan bu kadar çirkinmiş olur mu? Ben bu kadar çirkin. Meğer ayna biraz toz değil. Ayna renkli, ayna çatlak. Tam ondaki kusuru gördün de acaba mümin aynasıdır. O sen olmayansın. Hani Resulullah'a demiş ya aleyhissalatü vesselam, ne kadar çirkinsin dedi. Peygamberimiz demiş ki doğru söyledin demiş. Geldi bu olayda haberi olmayan bir sahabe, ya Resulullah ne kadar bugün güzelsiniz dedi. Allah söylettirdi. Ona da doğru söyledin diyor. Bilal abişi de şaşırmış. Ya Resulallah, ona da böyle, buna da böyle, hangisi? Ben bir aynayım, herkes kendisini ben de seyreder. Sonra devam ediyor. Mümin aynadır. Bendeki gördüğün eksiklik aslında sendeki eksikliktir. Allah Resulü ayette söylüyor. Sen sert davransaydın, kusur görseydin, etrafını sorgulayıp yargılasaydın, etrafında kimseyi göremezdin. Bu böyle. Bu dünya böyle. Sen bir kere yuvayı kurtarmak istiyor musun? Muhabbet o. Muhabbetini artıracaksın. Ne yaparsan yap. Peki muhabbet nedir? İyi dinle burayı. İnsanların akıllarını, kalplerini doyurmadıkça, tatmin etmedikçe dünyevi hiçbir iyiliğiniz onu memnun edemeyecektir. Nankörlük olacaktır. Bunu hadislerden topladım. Ama şöyleydi cümle galiba. Bir mana. İnsanların akıllarını, kalplerini ve ruhlarını tatmin, teskin ve terakki ettirmedikçe hiçbir iyiliğiniz onları memnun edemeyecektir. Biz çocuğun karnını, onun bunu doyuruyoruz ama oturup da muhabbet etmiyoruz evde. İyi bir yemek. Ne istiyorsun? Yediğin önünde, yemediğin arkanda, gözüne yüzüne dilsin. Değil işte. Kuru ekmek ye ama ona zamanı ayır. Sen oraya geçtin, telefonla oynuyorsun. Hanım oraya geçti. Çocuk da odasında. Bu ev mi? Burası nasıl bir ya? Cehennem gibi bir hal ya. Lan bu huvvet yok mu ya? Ya koyun kenara. Mesela bir sıkıntı ya, şöyle yapın. Ben yaptığım için söylüyorum. Benim de akrabam var. Benim de ilgili yuvam var ya. Ne yapıyorum? Uzak değilsem uzakta, yakınsam beraber. Bağlanıyorum canlı yayın. 5 dakika sen oku. Canlı. Sırayla herkes diziliyor. Herkesin elinde telefonun da varsa. Telefonu ve kitapta. 5 dakika sen oku. Risale seçtik. Mesnevi'deyiz mesela. 5 dakika sen oku. Tamam, 5 dakika da sen. 5 dakika da ben. Hadi Fatih, tamam.
Evdeki atmosferi değiştirin. Ama mutlaka yapın. Daha da bu olduktan sonra sıkıntı oluyorsa doktora değil, Bakırköy'e gidin. Doktorluk kurtarın. Bu doktorluktu. Hala bundan sonra gene ama kavga olmaz mı? Gürültü olmaz mı? Olur. Allah Resulü'nün evinde de kavga gürültü olmuştur. Hatta 40 gün babasının evine gitmiştir. Önemli olan der ki ulema, kavga gürültü olmaması değil, çözümün formülü farklı oluşundan korkun. Aynı şeyle götürün formülü. Mesela diyelim ki, evet televizyonu alalım, almayalım. Kadın diyor ki, müftüde de var. Bu hocada da var. Sende niye yok? O da diyor ki, ya bu doğru değil ya, çoluk çocuk bozulacak ya. Bak bu ölçüyü başka yapmış, o ölçüyü başka yapmış. Yani farklı ölçümler olursa işte o evde uzun olmaz. Eğer komşu, etraf ne derler diye etrafın yaşantısı birisi ölçü yapar, ötekisi de hakikat ölçü yaparsa kavgadan kurtulamazsın. Onu baştan yapacaksınız gençler. Baştan evlenirken sıkıntıda çözümümüz ne olacak? Onun için nikah kıyan aynı zamanda ilerideki sıkıntıları hakeme olandır. Çözümü nereye götüreceksin Mehmet? Önceden söyleyeceksin. Şimdi geçti misali, geçmedi. Yani bu böyle yazıyorsa sen de itaat etmen de. Yani bana itaat etmiyorsun, ben sana gösteriyorum diyeceksin. Muvazene ve mukabeleyle. Ha, olayları tanımlarken bir eline metre, bir elinde mezura. Yani metre ve kantar. Yani süt kaç metredir? Bu süt. Bu su kaç metredir? Olmaz değil mi? Kaç litre olur? Ha, bazıları ölçülür, bazıları tartılır. Yani ölçülecek şeyi tartıyoruz, tartılacak şeyi de mezureye bir vuruyoruz. Olmaz kardeşim bu ya. Evde bildiğimizde olmaması lazım. Bunları, bu psikolojidir yani şu ders. Ama psikoloji deyince böyle beden eksenli, pergeli bedene koyup böyle yap, böyle yapma, böyle düşün, böyle düşün, serotonin, depamin maddesi, şunu iç falan değil. Bu altyapı yani akıl ve kalp ve dört tane akıl, vicdan, kalp, ruh. Bütünlüğü ne kadar hangini bozarsa eylemde o gözükür. Mesela diyelim ki akıl bütünlüğü kaybederse doğru düşünemeyiz. Eğer vicdan bunların içinde sıyrılır, bozulursa muhabbet edemeyiz. Eğer kalp bozulmuşsa Allah canibinden bakamayız. Eğer ruh kısmen bozulmuşsa ben olan benle kainat yaratılmadan önce kainata hak, batıl, celal ve cemal bu zıtların bütünselliğini göremeyiz. Bakın bir daha dört tane birimdir. Dima, akıl, gir içeriye soğan gibi. Akıl, gir içeriye vicdan, akıl, gir içeriye kalp, gir içeriye ruh. Eğer akılda sıkıntı olmuşsa, bunlardan kopmuşsa, farklı çalışıyorsa hemen fikirlerimiz bozuk oluyor. Böyle farklı vehimler, vesveseler yapıyoruz. Eğer vicdanımız zayıfsa muhabbet eksikliği olur. Kalbimiz zayıfsa ne yaparız? Allah canibinden bakamayız, bütünsel bakamayız. Bütünselliğimiz yani kafaya göz neyse içsel aleme de iman odur. Kalp bozulursa onu da nasıl bozulduğunu söyleyeyim ondan sonra kapatalım. Bütünsel bakamayız. Eğer ruh bozulursa en canibinden kendine vücut rengini vermeyeceksin. Her şeye vücut rengini eğer verirsen mezara da girersin, sıkıntıya da girersin. Akıl nasıl bozulur onu da söyleyeyim. Akıl nasıl bozulur? Eğer aklımıza her gün yeni Allah Resulü'nün tabiriyle bir şey eklemesek, iki günü eşit yapmasak, tefekkür ve düşüncelerimizi geliştirmesek akıl bozulur. Nasıl bozulur? Hiçbir şey yapmadım. Su bile bozuluyor. Duran su. Kokar ya. Demek ki tefekkür ve düşünce eksikliğinden akıl bozulabiliyor. Vicdan ise ibadetlerle çünkü irade var orada, marifetullahlarla bir de
El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için dost ve düşmanı yapamamaktan. Mesela Allah düşmanlarına dost olduk. İslam ve Kur'an düşmanlarına dost olursak vicdan duman olur. Vicdan bozulması nispetinde evde eşine, sana, bana karşı muhabbet olmaz. Çünkü vicdanda ibadetullah, muhabbetullah, müşahadetullah ve marifetullah olur. Dört tane. Bir daha. İbadetullah, irade, ibadetullah. Zihin, marifetullah. His, muhabbetullah. Latife-i Rabbani, müşahadetullah. Bunlar olmaz. Yani evde kardeşine karşı, bacına veya eşine karşı muhabbet olmaz. Vicdanda sıkıntı var. Bak görüyor musun? Doktor o kulaklık bir şey diyorlar ya böyle. Doktor takar buraya öksür. diyorsun sırtına şuna. Aa burada sorun var. Ben koyayım kulaklığı anlar mıyım? Anlamam. Ama o doktor bu güm 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 anlar ya. O bir konuşmaktır. Ha, bizim işimiz de bu Risale-i Nur. Ha, bir evde muhabbet mi yok? Vicdaniyatta sıkıntı var. Sonra kalp Allah canibinden bakamamanın sebebi Allah canibinden iç haline iman inkişaf etmedikçe iç çöküntü olur, zulmetler olur. Zulmetler, karanlıklar, olumsuzluklar olur vesaire. Bunların da kısacası derslere gitmesek, 5-10 dakika okumasak, evrat ve eskarımız olmasa, televizyon ve ruhlar mezarlığı olan YouTube'lardan çıkmasan oh mezarlıklarda hortlak çıkarız. Bakın ben demedim bunu ha. Televizyonun Türkçesi kendileri demiş çocuk delirtme aleti. YouTube'un Türkçesi ruhlar mezarlığı. Biz şimdi bu mezarlıkta hortlak çıkar diye korkuyoruz. Ama hortlak çıkar mı? Esas adamların hortlak dedikleri yer YouTube'dur. YouTube'da ruhlar mezarlığıdır diyor. Ben demedim bunu. Kendi diyor. Ne kadar hortlak var söyleyeyim size. 50 sene önceki kadının ve adamın filmi yok mu? Orada oynuyor. Ne bu peki? Ölmüş bir kadının oradaki filmi bu hortlak. Hortlamış. Hortlak değil mi? Ölmüş olduğu halde dünyaya gelip icraat yapmasına hortlak demiyor muyuz? Ölenin dünyada icraat yapmasına hortlak diyoruz. Ha hortlak? Lan kurban gitsinler şu mezardaki adam çıkabilir mi? Kafir dahi olsa mezardan hortlak çıkmaz. Dibe gitmiştir. Müslüman Allah mezarda bırakmaz, semaya gitmiştir. Mezarda kimse yok ki. Hortlak burada ne işi var? Hortlak burada çıkmış. 25 sene önce ölmüş kadının ve adamın orada icraat yapıyor. Hortlak öldüğü halde gelip icraat yapması. Hem seni korkutuyor hem gündür hem günaha sokuyor seni. Lan ölmüşün günahı olur mu? Yeni günah işler. Ya işte hortlak. Hortladı ya. Onun için demişler YouTube ruhlar mezarlığı. Hortlak orada. E şimdi onlar elinden çık düşmese. He, namazları şimdi kılar, ucu ucuna kılarsa. Ondan sonra 5-10 dakika kitap okumasan, derslere de gitmesen mutlu ve huzurlu olacaksın. Emeğe hangi saygı? Birileri de biz de uğraşacağız. Kur'an okuyacağız, derslere gayret edeceğiz, huzurlu olalım. Sen eşit olacaksın. İslamiyetsiz huzur olsaydı İslamiyet'in gelmesinin mantığı olur muydu? Böyle olmaz ki böyle bir hayat. Olmaz. Ha, o zaman ne yapacağız? Aklımızı ilimle, vicdanımızı marifetullah ile, kalbimizi imanı arttırarak zikirle, ela bi zikrillahi tetmeynil kulub, sonra ruhumuzu da şefkat, muhabbet, bak görüyor musun? Hulusi abi demiş. Ruh nasıl çalışır demiş? Uhuvvetle. Niçin demiş? Şuunat-ı zatiye ruhun karşılığıdır. Şefkat, muhabbet, sevk, şefk, lezzet-i mukaddes, yani ulvi şeylerden lezzet, onun peşine koşmak, tefekkürün, efendim, hizmetteki o lezzeti, kutsi lezzetimi peşine koşmak. Bir daha yapıyorum. Şefkat, muhabbet, sevk, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Birbirimizden iftihar edeceğiz. Hizmetimizden de lezzet almaya çalışacağız. Günah arzularımız olduğu zaman erteleme ve ötelemeyi de biraz bileceğiz. Çünkü o istediğimiz günah veya o şey yapmak istediğimiz şeyin dünyada yok. En aslı esas orada. En kalitelisi orada. Flört yapmak istiyorsan orada o kadar var ki yani o kadar güzel. Peki. Geceniz tekrar mübarek olsun. Cenab-ı Hak taksiratımızı affeylesin.
Cenab-ı Hak iştirak-ı amal-i uhreviyeden hissimizi ziyade eylesin. Kendisine kul, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ümmet, ustadımıza talebe eylesin. Birbirimize de kardeş eylesin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha temas salavat.